Merhaba, bugün size Level of the Tail'den bahsedeceğim. Bizim oyunda kullandığımız şekliyle ve hani genel olarak tam ne anlama geldiğinden. Şimdi oyunda karakterimizin gördüğü bütün objeler ya da işte hani silahlar, işte ne bileyim karşıdaki insanlar, düşmanlarımız hep belli bir üçgen sayısında, belli bir tekşir kanvası tüketerek karşınıza çıkıyorlar. Şimdi sizin bu gördüğünüz objeler, karakterler eğer yakınınızdaysa, dibinizdeyse çok net detaylı görürsünüz. Eğer level of detail'i varsa. Eğer biraz uzaklaşırsanız, 30-40 metre uyduruyorum. Biraz bir anda bir zıplama olur böyle ve o modelin detayı sanki azıcık azalır ama siz o mesafeden çok fark edemezsiniz. İşte bu level of detail yapılan her modelin 1, 2, 3 yani duruma göre değişir. Farklı varyasyonun olmasıyla alakalı bir şey çok uzaklaştığı zaman da en düşük işte normalde uyduruyorum 3000 üçgenlik bir obje ise o orada belki 200 üçgene çiziliyor ki siz hani bütün sahneyi gördüğünüz zaman böyle kocaman bir şehre bakıyorsunuz uyduruyorum. Makine zorlanmasın ve rahat rahat oyunuza oynamaya devam edin. Şimdi bizim oyunumuz için yaptığımız bir tane otomatik tüfek var burada. Bunun şu var ya ilk şu gördüğünüz 6177 üçgen. Bu en yüksek modelimiz. Hem first person shooter'dan göreceğiniz hem de çok yüksek grafik ayarlarında, bilmiyorum şu an koyacak mıyız onu ama çok yüksek grafik ayarlarında dışarıdan gözükecek model. Şimdi aynı modelin bir düşüğü var. O 2000 üçgen, neredeyse üçte biri. bu silah daha az detaylı ama yani belli bir mesafeden ikisinin arasındaki farkı kimse söyleyemez yani. Ve en düşüğü de şu gördüğünüz 200 üçgen. Bu da artık hani çok uzaktan göreceğiniz zaman silah ya da işte gerçekten bir insanın ekran kartı çok kötüyse onunla grafik ayarlarına en düşüğe getirip görebileceği model detayı. Level of Detail çok önemli bir şey. Yani çünkü makineler hala belli limitlere sahipler. Bu yüzden bunları yapıyoruz.